Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyiciler, Sağlık Olsun programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun. Hocam bu haftaki konumuz kemik hastalıkları olacak. Bizlere Kemikle ilgili hastalıklardan bahsedeceksiniz, kemikten kaynaklı doğan rahatsızlıklardan bahsedeceksiniz. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum, bize kemiğin yapısını tarif edebilir misiniz? Hı hı. Nasıl bir yapısı vardır? Fonksiyonu nedir? Vücudumuzdaki fonksiyonu nedir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Önce bir kemik hakkında bilgi sahibi olalım, sonrasında inşallah hastalıklara geçeriz. Evet, ee, hocam, kemimiz, kemiklerimiz bildiğimiz üzere e, vücudumuzdaki işte en sert olan yapıların başında geliyor. Ee, özellikle sert olması vesilesiyle de hem bizim ayakta durduğumuzda ya da herhangi bir hareket yaptığımızda Taşıyıcı görevi vardır. bildiğiniz üzere eğer kemiklerimiz olmasaydı. Bizler et ya da işte yumuşak dokuların yığını altında. E, eriyip kaybolabilirdik. Herhangi bir şekilde dik duruşa sahip olamazdık. Kemiklerimizin aslında temelde taşıyıcı görevi var. İkincisi koruyucu görevi olduğunu söylememiz lazım. Özellikle göğüs kafesimizi örneğin e, bu çok iyi bir örnek olacaktır. Göğüs kafesimizin içerisinde birçok organlarımız bulunuyor. E, fakat göğüs kafesini saran kemiklerimiz vesilesiyle e, biz herhangi bir darbe olduğunda ya da dışarıdan bir travmaya maruz kaldığımızda Bunları koruması için kemik dokularımız oldukça bu konuda destek olmuş oluyor. Ve kemiklerimizin vücudumuzda taşıyıcı ve koruyucu özelliği öncelikle bizim için çok kıymetli, çok önemli. Öte yandan tabi kemiklerin birbiriyle olan bağlantıları ve ilişkileri burada önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi Evet, vücudumuzda bazı küçük kemiklerimiz var. Parmaklarımızda bulunduğu gibi, uzun olan kemiklerimiz var kollarda, bacaklarda olduğu gibi ya da işte kafatasımızdaki gibi yassı kemiklerimiz bulunuyor. Ee, bu tarz kemikler bulunduğu yere göre farklı özellikler gösteriyor. Örneğin kısa olan kemiklerimizin bulunduğu yerlerde daha fazla eklem yüzeyi oluşturmasına ve hareketinin daha farklı olmasını sağlayabiliyor. Uzun olan kemikler bizim bazı şeylerde uzanmaya ya da ee, herhangi bir aktiviteye yönelik yaptığımız şeylerde e, avantaj sağlıyor uzunluğundan dolayı. Ama tabi diğer taraftan da e, limitli eksende biz hareket yapabiliyoruz. Yani işte bulunduğu kemiklerle olan ilişkisine göre bazen sadece bükme yapabiliyoruz ya da sadece itme yapabiliyoruz. E, çok farklı fazla değişken bir şekilde eklem hareketine müsaade etmiyor. Yassı kemikler ise tamamen koruma özelliğine dayalıdır. Örneğin de kafatasımız örnek verecek olursak, biliyorsunuz ki kafatasının içerisinde beyin var ve vücudumuz için çok hayati önem arz ediyor ve beynimizi koruyabilmemiz için yassı kemiğimiz var. Yassı kemikler neredeyse hiç hareket etmez. Çok minimal hareket ettiğini biliyoruz. Fakat bu istemli değil bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla değil de işte başımızı boynumuzu çevirdikçe bazı pozisyonlarda başımızı uzun süre tuttukça beynimizin içerisine daha rahat bir hareket ortamı sağlayabilmesi için bazı kafatasımızdaki kemiklerin arasında çok minimal bazı oynamalar gerçekleşebiliyor. Temel olarak kemiklerimiz bizlere hareket konusunda ee, özellikle ayakta durmada destek sağladığını ve diğer taraftan da koruyucu özellik bakımından e, bizleri için oldukça hayati bir fonksiyona sahip olduğunu söyleyebilirim hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Kemik hakkında bilgi sahibi olduktan sonra sanırım kemik hastalıklarına geçebiliriz. Tabii ki kemikle ilgili birçok rahatsızlık vardır. Burada hepsinden bahsetmek mümkün değil. Hangilerinden bahsedebilirsiniz hocam? Özellikle hocam e, kemik deyince tabii birçok kemik hastalıkları var. Mutlaka. İşte Doğuştan olan kemik hastalıkları var, sonradan edinilmiş olan hastalıklar var işte kemik tümörü gibi e, ya da daha farklı kemik hastalıkları vesaire var. E, fakat biz burada toplumumuzda çok yaygın olarak bilinen, e, özellikle kemik kemik erimesini ele alacağız. E, daha sonra kırık ve bir de çıkık konusuna. Çünkü kırık ve çıkık biliyorsunuz neredeyse kardeş gibi addediliyor. Ee, i̇şte hatta bunun bazı esprileri de var. Kırık olsa duramazsın, çıkık evet. olsa duramazsın diye. Acaba bizim karşılaşmış olduğumuz her kırık mı yoksa çıkık mı? Kırıksa neler yapılabilir, çıkıksa neler yapılabilir? Ya da işte e, kemik erimesinde ne gibi durumlar oluyor? Biz temelde bu 2-3 hastalık ya da 2-3 bakımdan kemiği inceleyeceğiz. Öncelikle isterseniz kemik erimesinden bahsedelim hocam. Kemik erimesi ne gibi bir rahatsızlıktır? Belirtileri nelerdir? Ve fizik tedavinin en son onu açıklamanızı rica edeceğim. Tabii. Fizik tedavinin bu pozisyonda yaptıkları nelerdir? Bir kemik erimesi rahatsızlığı olan bir kişiye fizik tedavi bu konuda ne gibi tedavi uyguluyor? Evet. Hocam şimdi kemikten az önce bahsettik. Ee, kemiğin yoğunluğunu kaybediyor olma özelliği kemik erimesi anlamına geliyor. Yani kemiğimiz bildiğiniz gibi bir e, sert bir tabakaya sahip, e, güçlü bir yapıya sahip ve... Bazı etmenlerden dolayı bu anlatacağız tabi biraz sonra kendi yoğunluğunu sertliğini, dayanıklılık özelliğini gittikçe azalması, yıpranması ve bu yoğunluğu kaybetmesinden dolayı biz ke kemik erimesi hastalığını karşılaşmış oluyoruz. Bunu da ölçümlemek için bizim bazı değerlendirme parametrelerimiz var. Bazı testlerimiz var anket değerlendirmelerimiz var. Bunlarla birlikte öncelikle bir kemikle ilgili ölçüm yapılır. Bu ölçümde DEXA ismi verdiğimiz bizim bir ölçüm parametresi var. Orada belli bir yoğunluk düzeyinin altındaysa kemi, kemik erimesinin başlangıç düzey olan sarkopeni ismi vermiş olduğumuz bir evre vardır. Eğer ki ondan daha da düşük bir kemik yoğunluğuna sahipsek bu sefer e, osteoporoz ismi vermiş olduğumuz kemik erimesi kısmına doğru e, artık hastamızın kemiklerinde yoğunluğunun gittikçe azaldığını ve kaybolduğunu görmüş olduğumuz bir durum var. E, biz kemik erimelerinde özellikle neden olduğunu isterseniz öncelikle açıklayalım. Tabii ki hocam. Nedenini merak ediyoruz. Ayrıca kemik erimesi hastasının yani yaşamında kaybettiği Davranışlar, hareketler ne gibi dezavantajları var? Bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Evet, kemik erimesinin özellikle başlıca nedeni yaş, yaşa bağlı. Ee, ne kadar ilerlemişse yaş, buna bağlı olarak da vücudumuzun bazı dayanıklık özellikleri gün geçtikçe belli bir yaştan sonra artık gerilemeye doğru gider ve bazı yoğunlukların özelliklerini kaybetmeye başlar. Özellikle biz 55-60 yaş üstü bireylerden itibaren kemik erimesinin artık ilerlemiş düzeylere doğru ya da bu bu safhalarda bu yaşlarda genellikle tabi sporla ilgilenen aktif bir yaşantı sürenler için belki bu yaşlar biraz daha ee, bu kadar önemli düzeyde olmayabilir ama normal vatandaşlar için e, ortalama 50-55 yaşlarından sonra artık kemik erimelerinin baş gösterdiğini söyleyebiliriz. Ee, sadece yaş değil, yaşa bağlı olarak e, cinsiyet konusu da burada biraz önemli. Çünkü e, kadınlarda bilindiği üzere e, menopoz dönemiyle birlikte aslında gerçekleşen durumlardan bir tanesi de kemik erimesi, bu da bu sebeple bir diğer etken diyebiliriz. Öte yandan sigara kullanımı ya da işte varsa bireyde alkol kullanmak ya da vücuda bazı işte bu tarz keyif ve haz uyandıran maddelerin kullanılması da vücudun, bazı dokularının dolaşım sistemini vesaire etkilemesinden ötürü kemiklerin de güçlü, sağlıklı bir şekilde kalmasını engelleyeceği için gittikçe kemik erimesinde de başrol oynayacaktır. Biz bir de buna sonuncusu ve en çok önem vermiş olduğumuz kısım ise hareketsizlik. ...ve e, vücuda binen yükün azalmasından dolayı diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Özellikle Şimdi, vücuda binen yükün azalması kısmı. Dediğiniz biraz... ve burası çok evet. ilgi çekiyor genelde. Evet. Şimdi hocam kemiğin yoğunluğunun yüksek kalması... ...ya da kemik yoğunluğunun e, diri kalmasını sağlayan şey şudur. Kemiğin içerisinde e, orta kısmında ince bir zar gibi e, damarımsı bir yapısı bulunur... Ve kemiğin içerisinde burada bir kan sistemi bulunur. Siz birey olarak ne kadar fazla e, ayakta durursanız ya da ne kadar sıçrama aktiviteleri yaparsanız bu kemiğin içerisindeki kan hareketle birlikte atlama zıplama gibi aktivitelerle birlikte kemiklerin uçlarına doğru baskıda bulunur. Ya da çeperlerine doğru baskıda bulunur. Bu baskı bu kemi, kemiğin gelişmesini ve büyümesini sağlar. Ve bu gelişmeden dolayı da sizin kemiğinizin kalitesi, yoğunluğu daha diri kalır. Şayet hareketsizseniz çok fazla ayakta durmuyorsanız bu e, kemiğiniz herhangi bir şekilde doku olarak beslenemez. Beslenemeyeceği için de gittikçe yoğunluğunu kaybeder. İşte biz bu hareketsizliğe bağlı e, özellikle kemiklere binen yükün azalmasına bağlı olarak ee, ...ne yazık ki kemik erimeleriyle e, karşılaşabiliyoruz. Burada önemli olan şey şu... Ee, ...tabii ki ke vücuda ve kemiklere binen yükü arttırmak burada önemli diyoruz ama... ...asla şunu söylemiyoruz tabii. İşte bir birey örnek veriyorum 70 kilo ağırlığında bir birey... E, vücutluma, kemiklerime daha fazla ağırlık vereyim de daha iyi gelişsin diye... ...50 kiloluk, 100 kiloluk ağırlıkların altına girmesini kastetmiyorum burada... Ee, kendi beden ağırlığınca belli sürelerde ayakta vakit geçirmesi yürü, yürüyüş yapması aslında hafif tempoda koşular biliyorum. yapması burada binen ağırlıktan bahsettiğiniz vücudun kendi ağırlığı Tabii ki, özellikle zaten yürüyüş yaptığımızda her bir adımda her bir bacağın yük aldığında bedenimizin ağırlığını bir ayağımız adım attığımızda diğer ayağa doğru bir ağırlık aktarmayla aslında dengeli bir şekilde biz bunu gerçekleştiriyoruz ya da hafif koşu da bulunduğumuzda bu ağırlığı kademeli bir şekilde zaten arttırmış oluyoruz. Hatta koştuğumuzda burada e, kemikler için gerçekten daha e, muazzam bir performans gösteren konuma doğru geliyor. Tabi bunu düzenli bir şekilde yapmak önemli. <laughs> Yani bir birey işte iki gün, üç gün yaptım deyip bir hafta, iki hafta ya da bir ay boyunca bir daha e, herhangi bir şekilde fiziksel aktivite ya da egzersiz yapmadığında, e benim kemik kalitem niye düşük oldu? Ben işte arada bir koşuyorum dememesi lazım. Bu sefer iş işte tam tersi bir şekilde kemik erimesinin haricinde e, kemiğe siz stresi dengesiz bir şekilde dağıttığınız için e, kemik hafızasını değiştirmiş oluyorsunuz. Yani kemik diyor ki ben sportman bir kemik miyim yoksa normal bir kemik miyim? Eğer normal bir kemikse zaten kendisini ona göre kodluyor ve ona göre yaşantısını kurgulamak üzere bir hafıza sahip oluyor. Fakat siz ona sporla birlikte hareketlendirme verdiğinizde kendisini daha da dirileştirmeye, daha güncel tutmaya, daha da kaliteli bir hale getirmek için tam programlarken siz onu bir daha durduruyorsunuz. Bu sefer zaman geçtikçe o diyor ki hayır ben sportman bir kemik değilmişim. Geriye doğru tekrar dönüş adım atıyor ve siz sonra bir daha yani bir var bir yok bir var bir yok olduğu zaman bu sefer kemik hafızasını e, değiştirdiğiniz için ne yazık ki e, kemiğiniz normal kalsanız daha sağlıklı olabilecekken bu sürekli değişkenlikten dolayı kemik kalitenizi daha da kötü bir hale getirmiş oluyorsunuz. Bu sebeple yapılan fiziksel aktiviteler, egzersizlerin en güzeli düzenli bir şekilde devam eden halidir. Ee, bu sebeple eğer bir egzersiz ya da fiziksel aktivite programına dahil olacaksanız mutlaka arkasını devam ettirebileceğiniz bir egzersiz programı içerisinde olmanız kemik sağlığınız açısından önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki kemik erimesine fizik tedavinin ne gibi yardımları dokunuyor? Ne gibi tedavisi oluyor? Sizler bu konuda neler yapıyorsunuz? Hocam... E Onunla birlikte bir de şunu da bahsetmek istiyorum. Tabii. Ee, kemik erimesiyle birlikte yani kemik erimesi olan bireylerde hayatında neler değiş, değişmiştir diye siz az önce sormuştunuz. Evet. Olumsuz olarak nelerle karşılaşabilir? Biraz onu bağlayıp ardından da bizler neler yapabiliriz kısmına değinelim. Çok iyi olur. Ee, özellikle kemik erimesiyle birlikte e, vücuda binen artık kemik erimesiyle birlikte kemik kalitesi, kemik yoğunluğu düşmeye başladı. Kalite azaldıkça bu sefer e, insanların yani bireyin kemik erimesinden muzdarip olan bireyin e, zamanla vücuduna binen stresleri kaldıramadığını görüyoruz. Örneğin bir birey e, kemik erimesinden muzdaripse e, koşuya kalkıştığında ani bir işte hareket yaptığında kaslar biliyorsunuz kemiklere tutunuyor. Bunu bahsetmiştik. Kasın o anki anlık çekiminden yani kasılmasından dolayı kemiği çekiyor ve ne yazık ki kemikte kırılmalar meydana gelebiliyor. Ya da çünkü kemik dayanıklı bir formda değil, e, kemik yoğunluğu buna uygun değil, kaliteli bir kemik yapısına sahip değil. Ve o çekiş kuvveti ne yazık ki kemiği kırabiliyor, kopartabiliyor. Bu gibi ufak ufak bazı travmalar olabileceği gibi denge kayıplarına da sebebiyet veriyor. Biz özellikle yaşlılarda bunu sıklıkla görüyoruz. E, çünkü ilerlemiş yaşla birlikte kemik erimesinin arttığını söylemiştik. Evet. E, kemike, kemik erimesini e, dengeyi etkiliyor ve dengeyi etkilediği için yürümek daha zor hale geliyor. E, özellikle bu yaşlardan itibaren ben spor yapayım bir şeyler yapayım ya da hadi biraz kendimi geliştirmeye çalışayım diyenler eğer yanlış yüklerinde bulunurlarsa o e, erimeye yüz tutmuş olan kemikler ne yazık ki kırılıyor ve e, uzun süreçli bir hastanelerde ya da işte e, yatağa bağımlı bir süreç gerçekleşebiliyor. En çok yaşlarda buna bağlı olarak gördüğümüz şey ise düş, denge kayıplarından dolayı düşüyorlar ve kemik erimesinden dolayı da düştüklerinde leğen kemikleri kırılıyor. Ve Zaten dayanıksız halde bulunan kemik. Tabii düşmeyle kolay birlikte edelim, tabii. kolay bir şekilde ne yazık ki kırılıyor. Ve e, acı bir tablo genelde e, yaşların e, ölüm nedenlerine bakıldığında en büyük oran düşmeye bağlı e, bu kemik kırılmalarında meydana geliyor. Leğen kemiğini tarif eder misiniz hocam? Tabii hocam. Üzerine oturmuş olduğumuz yani e, omzumuzdan aşağı doğru işte omurgamızı iniyor. Ve kuyruk sokumumuzla birlikte başlayan leğen, kemiği, leğen kemiğimiz burası. Leğen kemiklerimizde de bacaklarımız ee, dahil oluyor. Leğen kemiğimizin bulunduğu kısım kalça bölgemizde yer alır. Ve üstüne düştüğü zaman bir işte yaşlımız ya, ya da bir e, kemik erimesinden dolayı şikayet olan kişi e, düştüğünde kolay bir şekilde kırılabildiği için leğen kemiği kırılabiliyor. Ve bu kırılmayla birlikte <laughs> e, hastanede geçirilen vakit her ne kadar olsa da vücut bu kemik onarımına kendisini yönlendirdiği için, buna ettiği için ne yazık ki hayati fonksiyonlara çok fazla enerji ve e, gıda bulamıyor, besin bulamıyor ve bundan dolayı kademeli bir şekilde bu kişilerin zamanda işte yoğun bakım ardından da ne yazık ki vefat ettiklerini görüyoruz. Yani düşmek ve kalça kırıklığı yaşlarda görülen en sık ölüm nedenleri arasında bu sebeple. E, denge çalışmaları ve kemik yoğunluğunu mümkün mertebe ne kadar genç ve diri tutarsak o kadar sağlıklı bir yaşam sürdürülmüş olur hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aramız var. Ondan önce son bir sorumu yönelteceğim size. Peki size gelen kemik erimesi hastalığından muzdarip olanlar hastalarınız yaş oranları tam olarak nedir? Genç hastalarınızda geliyor mu bu konuda? Veya yoğunluk olarak yani yaş oranı nedir? Kemik erimesinden muzdarip olanların. Çoğunlukla başına da söylediğim gibi hocam 50 yaş ve üstünde biz çoğunlukla görüyoruz. Çünkü yaşa bağımlı bir de cinsiyet faktörünün olduğunu. Tabi diğer faktörlerle işte sigara, alkol ve hareketsiz yaşamın da tetiklediğini söylemiştik ama özellikle kemik erimesinden muzdarip olan hastaların genel yaş dağılımı 50-55 yaş üstü olan bireylerde. Bu durum biraz daha fazla oluyor. Bu konuda istisnai olarak belirtebileceğiniz genç hastalarımız geliyor ve şu konudan dolayı diyebileceğiniz bir Şöyle, durum var mı? Şöyle onu kırık kısmında dile getirmeyi planlıyorum doğrusunda. Peki. Çünkü orada hem işte bazı faktörler kemiğin iyileşme kısmında gençlerin biraz daha zorluk yaşadığını görüyoruz. Sanırım fizik tedavinin kemik erimesi konusunda ne gibi yöntemler uyguladığından bahsedecektiniz. Sizi dinliyoruz hocam. Evet ee, kemik erimesini iki şekilde biz aslında tedavi programından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi kemik erimesi olmasın, gerçekleşmesin diye önleyici yapabileceğimiz şeyler var. Yani yaşımız daha gençtir e, ya da bu sınıra yaklaşmışızdır, 50'li yaşlara geliyoruzdur ya da bu yaşların e, arefelerinde ve dolaylarındayızdır. Ve yeni yeni kemik erimesi ile ilgili olan süreçlerimiz başlamak üzere ise... Burada koruyucu bir yaklaşımda bulunabiliriz. Ne gibi? Düzenli yürüyüşler, belli yoğunluktaki e, adım sayarlarla yapılabilecek fiziksel aktivite ya da e, bazı çok e, avartılmadığı sürece eğer bedenimiz ve vücudumuz buna uygunsa spora yönlendirmeler şeklinde bazı e, işte direnç egzersizleri yani bu bantlarla ya da dumbbelllarla ya da işte halter gibi kademelendirilebilir. Bu ve benzeri spor, egzersiz ve fiziksel aktivite düzenlemeleriyle birlikte kişiler çoğunlukla şunu yakalayabilirler: kemik erimelerini oluşulmaması ve ya da böyle bir süreç başlamışsa bunu hemen önüne alabilecekleri bir programa tabi olabilirler. Bir de kemik erimesi başlamış olanlarda ise biz şunları yapıyoruz genellikle. Bu kişiler genelde az önce de söylediğim gibi bir dengelerde bozukluk meydana geldiği için denge, koordinasyon, yürüme eğitimleri, özellikle burada öne doğru yürümelerden ziyade yani herhangi bir destek almadan bir yere tutunmadan yürümelerin yapılabileceği gibi yana yürüyüşler. Çapraz yürüyüşler, hatta en önemlisi belki çok garip gelecek ama geri geri yürüyüşler, yani bulunduğumuz yerde geriye doğru yürümeler yapmak aslında bizim dengemizi en iyi geliştirecek aktivitelerden bazıları. Ee, bu sebeple biz bu tarz hastalıklara e, yönelik yapmış olduğumuz tedavi programında Fiziksel aktivitesi ve egzersiz programında bunları mutlaka yer veriyoruz. Bunun dışında tabi bazı denge tahtalarımız var. Bu denge tahtalarında kendilerine yine denge eğitimleri verebiliyoruz. E, kemik yoğunlukları kuvvetlensin diye e, ayakta geçirdikleri süreleri arttırmaya çalışıyoruz. Yani bir seferde ayağa kalktığında 3 dakika durabiliyorsa 5 dakikayı, 5'i 10 dakikayı, 10'u 20 dakikayı yapacak şekilde ayakta durulan zamanı arttırmaya çalışıyoruz. Burada bahsettiğimiz hastalar o zaman gerçekten. Yaşlılar. 3 yani dakika mutlu. durabiliyorsa dediğinize göre gerçekten ayakta Tabii. durma süresi çok asgari düzeyinmiş inmiş olanlar. Tabii. Belki de hiç ayakta duramayanlar yani. Var benim böyle çok hastam oldu. Halen bir iki tane takip ettiğim hastam var şu anda. Ee, ayakta değneksiz herhangi bir şekilde zaten vakit geçiremiyor. Değnekle bile birkaç metre yani bir koltuktan diğer koltuğa geçecek kadar ya da bir odadan diğerine geçebilecek kadar durabiliyorlar. Burada kemik erimesi ve kas erimeleri de birlikte işin sürecine dahil olduğu için kondisyon yetersizliğinden ötürü ne yazık ki çok fazla ayakta duramıyorlar. Ayakta durmadıkları için bu sefer e, kemik erimesi yine devam ediyor. Evet. Biz bunu azaltmak için ayakta geçirilen süreyi arttırıyoruz. Daha sonra yürüme aktiviteleri, öne, yana, çapraz, geri. Tabii biz bunu bazı e, testlemelerini yapa yapa kademelendiriyoruz. Orada fizyoterapistlerden mutlaka destek alsınlar. Ya, ya bizler bu konularda e, uzman olan sağlık profesyonelleriyiz. E, öte yandan şunları bir de destekliyoruz. E, bizim bazı elektroterapi cihazlarımız var. Ve buradaki e, elektrotlarla ilgili yerlere bu elektrik akımının uygulamasını yapıyoruz. Ve buradaki hem kan dolaşımını hem sinir iletimini uyarımda bulunarak oradaki dokularda bazı işte kemik yoğunluğunu arttırıcı özellikleri salgıları oraya doğru yönlendirmeye dayalı elektroterapi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde tabii yatak içerisinde yaptığımız verdiğimiz bazı egzersiz programları da var. Bunları kombine ederek bir süreç Genişletiyoruz. Tabi bu artık tabi eğer 60-70'li yaşlarda itibaren hayat sonuna kadar özellikle ilk etapta belki medikal anlamda destek alındıktan sonra belli bir yaşam kalitesine ulaştıktan sonra yine bizim vermiş olduğumuz egzersiz programını ya da reçetesini kendileri bireysel olarak da devam ettirdikleri sürece yaşam boyunca yaşam kalitelerini sağlıklı tutabiliyorlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz bir sonraki konumuza geçebiliriz sizin de müsaadenizle kırık ve çıkık evet özellikle bu konuda evet. e, çok e, latifeler dolaşıyor bize sıra gelene kadar bu konunun gerçekten çok da uzmanları var ama biz yine de sizi dinlemek istiyoruz hocam eyvallah e, şöyle hocam e, kırık ve çıkık öncelikle bir tarifini yapalım kırık nedir çıkık Tabii nedir e, kırık dediğimiz şey kemik bir bütündür ve bu kemik bütünlüğünün birbirinden ayrılması, kopması olayına biz kırık diyoruz. Ee, çıkıkta ise kemik bütünlüğü yine sağlamdır. Fakat kemik ucu başka bir kemik ucuyla eklem yaptığı yerden çıkmıştır. Buna da çıkık diyoruz. Yani birinde kemiğin kendisine bir kırıklık, bir bozukluk olduğu gibi diğer tarafta ise e, kemiğin bağlı bulunduğu ucun eklemden çıkması olayına biz çıkık diyoruz. Peki e, bunlar neden oluyor ya da e, bu süreçlerde hastaları neler bekliyor? Şimdi geçmişten gelen kadim geleneğin şöyle bir şeyi vardır, söylemi vardır. İşte kırık varsa e, alçıda geçirilen süre yaşı kadar derler. Mesela işte 90 yaşında birisi kırık geçirdiyse 90 gün alçıda kalır. Ya da 20 yaşındaki birey 20 yaş gerçekten de baktığınızda bu 3 aşağı 5 yukarı tutar. 3 gün 5 gün eksik fazlasıyla bu e, sabittir. Eğer bir birey işte çocuk yaşlardaysa daha kısa sürede alçıyı atabildiği gibi yaş ilerledikçe alçıda geçen süre e, biraz daha uzuyor. Bu e, şunu doğru şunu gösteriyor bize. Öncelikle bir kırık varsa e, bu kırık mutlaka tespit edilmeli. Tespit etmek demek bunları Iki, ikiye ayrılmış olan kemik yüzeylerinin bir yüzeye tek bir format formda olacak şekilde bir e, işlem yapılır. Buna biz e, tıpta e, reduksiyon diyoruz. Yani bir araya getirme işlemini. Bunu e, başvurdukları işte acil kliniklerinde gerekli hekimler tarafından bu müdahaleler gerçekleştirilir ve röntgenle çekim yapılır. Çekim yapıldıktan sonra tespit edilir. Denir ki evet burada şu tarz bir kırık var, bu tarz bir kırık var. Çünkü kırığın birkaç çeşidi ve türleri var. Ve bu kırığın türüne göre e, alçı gerekiyorsa alçı istenir. Ya da belki bandajla ya da farklı e, metotlarla bunun bir süreliğine dinlenmeye bırakılması gerektiği söylenir. Çünkü e, kemikler kırığa maruz kaldığında vücudumuz çok akıllı bir gerçekten organizmaya sahibiz. Ee, kemik uçları bir araya geldiğinde oraya kemiği iyileştirici hücreler akın ederler. Ve bu akınla birlikte e, bu birbirinden ayrık durumda bulunan kemik hücrelerini bir araya getirmek için adeta bir etrafını e, hamur gibi kalluks ismi vermiş olduğumuz bir dokuyla bezerler. Yani bu dokular oraya gelir, hamur gibi orayı bir araya getirir. İlk etapta bir süreliğine burada bir şişlik, bir yumru gözükür. İşte o e, gelen hamur gibi tarif etmiş olduğumuz dokunun oraya geldiğini ve işte boşlukta kalan yerleri doldurur aslında. Gittikçe zamanla o e, hamur kıvamındaki olan malzeme gittikçe kemikleşir, sertleşir ve bildiğiniz kaynak yapılmış gibi iki kemik birbirine bağlanmış olur. Burada dikkat edilecek iki temel kur, e, kısım var. Bunlardan bir tanesi kemik uçlarının doğru bir şekilde bir araya gelmesi. Mesela kırık olduğunu anlamadınız, fark etmediniz. Herhangi bir o bahsetmiş olduğum kemik uçlarının bir araya getirme rediksiyonu hmm. yapılmadı. Eğer bu yapılmazsa diyelim böyle mi kaldı? Bu kallus dokusu dediğimiz o hamur kıvamındaki şey bunun etrafını yine bezer. Yani yine oluşturur. Hmm. Buraları da doldurur, buraları da doldurur. Bu sefer normalde kemiğiniz şu kadar bir kalınlıktaysa bu böyle olduğu için artık iki kol kadar kalınlığa ulaşmış olur. Yani o kısımda bariz bir şişkinlik ve kalınlık kalır. Bu da ne yazık ki bizim Mal Union ismi vermiş olduğumuz yanlış kaynama. Evet, halk arasında yanlış kaynama. Evet, yanlış kaynama olayına denk getirir. O yüzden e, mutlaka bu tarz bir hadise başınıza geldiyse e, hemen acile ve e, ilgili hocalara, hekimlere bu konuda e, yönelmeniz gerekiyor. E, kırık mı, çıkık mı nasıl anlarım? Onu soracaktım. Yani bir kırığın belirtisi nedir mesela? Şu şekilde bir tabir var işte morarma, kabarma yoksa kırık değildir. Bu gerçekten böyle mi? bir kırık morarmasız ve kabarmasız şişik olmadan da kırık olarak bu şekilde yanlış kaynamaya neden olabilir mi? Şöyle şimdi e, kırık kısmında bir de çatlak konusu da evet, çok çatlak var. E, küçükçe bahsetmemiz gereken bir kısım. Şimdi çatlakta yani çatlağı herkes gözünün önüne getiriyordur. Kemikte bir çatlama oluyor. Fakat biz kıra ne diyoruz? O kemik bütünlüğünün ayrılması diyoruz. Çatlakta bir kemikte ayrılma olmaz çatlağa biz stres kırığı ismi veriyoruz tıpta ve bunun için herhangi bir şekilde bir eee alçılama sürecine girilmez çatlaklarda ya genellikle girilmez. Eğer e, Kırağa çok yakın yani hattı baya bir çatlatmış ve çok küçük yerlerde sadece tutunuyorsa o zaman belki alçılama talep edilebilir. Ama eğer küçük çatlaklar varsa alçılama genelde istemez. Sadece bir işte bandaj ya da biraz daha sert bir dokuyla burası sabitlenir ve belli bir süre istirahat etmesi istenir. O sırada orası iyileşsin diye. E, çatlak kısmı böyle. Kırık ve çatlağı ayırt etmek yani öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Buna mutlaka bir e, görüntüleme sistemiyle bakılması gerekiyor. Ama kırığı şöyle anlayabilirsiniz. Sonuçta nihayetinde bir kemik bütünlüğünde bozulma olacak. Ve bu kemik bütünlüğünde bozulma olduğu için eğer ki e, buna hassasiyeti sahip olan işte bazı sağlık profesyonelleri el yordamıyla belki bunu anlayabilir ama bu kesinlikle anlar demiyorum. Ama dışarıdan gözlemlediğinizde şişliği görürsünüz. Bir tarafın bir tarafına göre. Mesela iki bacaksa, bacaklardan birinde kırık var diğerinde yoksa iki bacağı yan yana koyduğunuzda gerçekten bir farklılık görüyorsanız. Bir tarafta şişkinlik, işte özellikle morarma ve e, bu şişkinlik sert bir dokuysa muhtemelen işte kırılan kemiğin bir tarafa doğru evet. çıkıntı göstermesidir o. E, bunun anlamı bilin ki tamam kırık var burada bir de kırık olan kişiler gerçekten eğer ayaksa bu bacaktaysa üstüne basamaz yani bu burk burkulma gibi değil ya da ufak o zaman çaplı kırık olsa duramazsın sözü doğru evet kırık olsa gerçekten e, durulamaz ha, ağrı kısmı içinse yani duramaz dediğim şöyle ayakta duramaz çünkü dengeyi sağlayamaz yani kemik bir bütün şeklinde olmadığı için e, dengesini atmasın yani adım atmasında bir bozukluk olduğunu bunu kolunda anlaması biraz daha zor çünkü kola çok fazla biz ağırlık vermiyoruz deneyemiyoruz e, ama en azından elimizle şöyle bir muayene ettiğimizde bir baktığımızda acaba bazı sivri çıkıntılı yerler elimize geliyor mu şeklinde ufak ufak bakabiliriz ama her türlü e, bizim burada önerimiz şayet e, aklınıza şüphe kalacağına bir sağlık kuruluşuna hızlı bir şekilde müracaat edin Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde zaten size ne oldu çıkabiliyor. Çünkü e, erken zamanda bu rediksiyon işlemi çok kıymetli hocam. Yani o kemik uçları birbirine getirilmezse Hı -hı. ne yazık ki o yanlış kaynama. Çünkü kırık olduğu andan itibaren iyileşme başlar. Kırık gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içerisinde o rediksiyonun yapıldı, yapıldı. Yapılmazsa? O yanlış kaynama yoluna dokular, hücreler bayağı bir girmiş oluyor ve oradan sonra tekrardan bu sefer düzeltmek için ne yazık ki ameliyatla tekrar kırılıyor, tekrardan iyileştiriliyor. Yani o e, talihsiz süreci yaşamış biri olarak. Bil, siz evet. böyle bir deneyiminiz var mı? Evet iki doktor omuzumdan tutarak bir tanesi elime müdahale etmek suretiyle o yanlış kaynamış yeri tekrardan e, bozdular. Ne yazık ki. Yani, o talihsiz tecrübeyi yaşadım maalesef. Yani onun ağrısı, acısı, sancısı çok farklıdır kesinlikle. Kalem yani işi kalemle olan bir insan olarak maalesef kalem kullanamaz hale gelmiştim. Şu iki parmağı şu şekilde dışarı bırakarak yazabiliyordum çünkü üstüne hiçbir şekilde temas değil ağırlık taşımak değil temas etmek yani baskı kurmak mi? temas edemiyordum evet işte kırığın zaten en büyük belirtileri budur. Herhangi bir şekilde sizin müdahale etmenize izin vermez. Dokunma, hayır yani. falan dersiniz zaten. Evet. Yani o uyarıyı size verir. Bir de şunu soracaktım hocam oradan yola çıkarak e, alçılanma süreci var. Alçıda kalma süreci. Bu neye göre belirleniyor? Yani dediğim gibi aslında şöyle hocam, e, kırığın tipleri var bazı. Evet. İşte spiral ismi vermiş olduğumuz çapraz, oblik dediğimiz dikine kırıklar var. Öncelikle e, hangi kemikte ve hangi şekilde bir tipi var buna göre aslında genelde karar veriliyor. Bir de kişinin e, iyileşme süreci burada çok önemli. Az önce demiştik reklamlardan sonra bahsedeceğim evet. bazı gençlerinki uzun sürebiliyor diye. Evet onu... Özellikle bu, orayı dinlemek istiyorum. Evet, burada şurası önemli hocam. Ee, kemiğin iyileşme sürecinde yeni bir doku oraya geldiğini söylemiştik. Evet. Ve beslenme burada çok önemli. Yani eğer gıdalarınızı doğru, dengeli, düzenli bir şekilde e, sağlıklı bir e, işte protein bazlı vesaire e, etinizi, kemiğinizi e, kuvvetli tutabilecek bazı besinlerle kendinizi doyurduğunuzda bu çok güzel bir hızlı şekilde bekleyenden daha hızlı bir şekilde kaynama gerçekleşebiliyor. Fakat bu süreçte ne yazık ki işte örnek veriyorum sigaraya bağımlı olan bir birey kırık sürecinde de sigara içmeye devam ettiğinde normalde 2 haftada 3 haftada alçısı çıkacaksa 5 hafta 6 hafta gibi süreçlerde daha yani daha uzun sürede alçıdan çıktığını biliyorum. Hatta eee 15 Temmuz sürecinden bir e, hastamız vardı. Benim o zamanlar staj yaptığım hastaneye gelen bir hastaydı. E, 20 küsürlü yaşlarda bir bireydi. İşte gelen kurşundan dolayı kolu kırılmış ve kırıldığı için de işte belli bir süre alçıda olmuş vesaire vesaire. E, ben gittiğimde yaklaşık ikinci ayıydı hastanın. Yani iki aydır hala alçı sürecinde. E, daha sonra işte Hekimin yanındaydım ben. Bir ortopedist hocanın yanında staj yapıyordum o süreçte. Hoca dedi ya sen hala sigarayı bırakmadın mı dedi. Hocam 3 paketten bir pakete düşürdüm dedi. Ve 2 aydır hala kemiği kaynamamış. Yani kemik hala kırık. İyileşmiyor çünkü dokular e, kemik uçlarını köreltiyor. Yani sizin o evet. e, solumuş olduğunuz nikotin ilgili kemik uçlarını ne yazık ki körelttiği için hoca dedi ki yani bu biraz daha sürerse bu şekilde sen sigara içmeye devam edersen bu kemik uçlarını ben tekrardan bir araya gelsinler diye ameliyat yapıp uçlarını kırmam lazım. Çünkü uçları körelttim. Yani iki ay gibi bir sürede onların çoktan kaynaması lazım. Ne yazık ki e, bu süreçte e, zararlı alışkanlıklar, bu tarz alışkanlıkların evet. tüketimi de Kemik iyileşmesi gibi e, çok fazla dokunun en e, kaliteli halini isteyen bir dönemde vücuda herhangi bir şekilde işte sigara, nargile, alkol, tütün ve benzeri ürünleri e, kullanmamak gerekiyor. Aksi takdirde bu süreci 2'ye, 3'e, 4 katına kadar uzatabilirsiniz. Yoksa ameliyata kadar gidebilir süreç. E, böyle bir durum var. O sebeple bu iyileşme süreci ve ağaçlama sürecinde bu şekilde bahsetmiş olayım hocam. Son olarak çıkıktan bahsedelim hocam. Programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Evet. Çıkıkta da e, bahsettiğimiz gibi eklemdeki yerden çıkıklığın olması durumu. Bunun birkaç sebebi olabiliyor. İşte ne bileyim bir yere çarpmışsınızdır. Genelde omuz çıkığını çok sık duyarsınız ya da kalça çıkığı duyulabilir. Evet. E, özellikle buraları duyuyoruz. Ayak bileğinde de çok oluyor hocam sanırım. Ayak bileği nispeten daha zordur. Ee, ama Yamuk basma, kayma. Evet evet. Bu tarz şeyler burkulmaya bağlı olarak Burkulmadan da çok ayrı bir programda bahsedebilirsiniz tabii, diye düşünüyorum. Tabi burkulma çok derya deniz bir alan, burkulma deyip geçiyoruz ama orada Hı. aslında ne ligamentler kopuyor ne bağlar gidiyor. Ee, o kadar hafif bir şey değil aslında burkulma. Hı. Çok önemsemeden geçiyoruz ama orası da ayrı bir konu dediğiniz gibi. Çıkıkta ise hocam şu ben Genel itibariyle omuzda çok fazla Toplumda görülür hatta bazı bireyler vardır Sürekli omuzu çıkıyordur Kendisi takıyordur falan Duyarsınız böyle bireyleri vardır belki çevrenizde En azından izleyicilerimizin Belki çevresinde vardır Bunun nedeni şu Eklem yapan yüzeyle Kemiklerin bir araya geldiği yer Bizim işte tam o çıkın Meydana geldiği hadise Eğer ki bu eklemi tutan yuvayı oluşturan kısım e, hareketsizlikten ya da aksine çok aşırı hareketli olmaktan dolayı e, oval durumda olan yani tuttuğu yuva kısmı açılmaya başlamasından dolayı bu kemik etrafta gittikçe rahat rahat geziyor. Yani burada tam hapsolmamış durumda burada dönmesi gerekirken hareketle birlikte bu yuvadan oynamaya başlıyor hareket ediyor ve çıkabiliyor. Ve ne yazık ki çıkmalar bundan dolayı oluyor. Genellikle bir de bu kemiğin e, yani bir de hani eklemi yapan yuva değil de kemik tarafında da kalitesizleşmesi, kemik erimesiyle birlikte de bu tarz çıkıklar. Çünkü bir darbeye bağlı olarak düşme, çarpma ile birlikte de bu tarz çıkıklar olabiliyor. Çıkıkta da biz yine e, iki taraflı yine işte iki kişinin e, çekmeleri, işte traksiyon diyoruz. Bazı yine rediksiyon hamleleriyle yerine oturtulabiliyor şayet çok sürekli çıkık çıkık olan bir bölge varsa buradaki artık eklem yüzeyi e, işlev görmez halde ne yazık ki oralarda cerrahi bir müdahale yapılır ve bu cerrahi müdahale ile birlikte o yuva tekrar oyulur ve e, buraya tekrar o kemik oturtulur ya da kemik başında bir problem varsa bu kemik yerine bir protez takılır ve bu protezin burada sabit bir şekilde kalması hedeflenir Bizlerde bu ve sonraki süreçte daha iyi, daha kaliteli, daha rahat bir şekilde hareket edebilmesi ve o çevre dokuyu kuvvetli tutabilmesi için fizik tedavi kısmında e, hastalarımıza destek olup yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok kıymetli bilgiler edindik. Özellikle bu bölümde vücudumuzun içerisinde ani müdahaleler için yaratılmış bir hastanenin olduğunu ve bu alanda gerçekten uzman hemşirelerin sıhhi ellerinin olduğunu öğrendik. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Özellikle o kırık anında vücut otomatik olarak kendi kendine bir tedavi süreci başlatıyor dediniz. Evet. Ve o tedavi sürecinin nasıl olduğundan bahsettiniz. Gerçekten takdir şayan, hayret verici bir durum. Evet, hamd. Ha, Yer yani hamd etmemek ee... mümkün değil. Evet. Gerçekten mümkün değil hocam. Muazzam bir yaratılış harikası vücut, kendi Kesinlikle. kendine. Kıymetli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki Sağlık Olsun programında görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.